Herkese merhaba. Uzun zamandır webinar yapmamıştık. İlk çeyrek özellikle çok fazla webinar yaptık. Tabii pandeminin de etkisi vardı. Hepimiz evdeydik. Daha fazla vakit bulabiliyorduk. Hem ikinci çeyreğin yaza denk gelmiş olması hem de birazcık daha işlerin yoğunlaşmış olması dolayısıyla bu çeyrek birazcık aksattım bu webinar işlerini. Ama bu hafta ve bir dahaki hafta yine önümüzdeki pazar aynı saatte saat 21'de webinar yapmayı düşünüyorum. İnşallah görüşeceğiz. Yine bilançolar üzerinden gideceğiz. Yine ekran paylaşım yoluyla Fintables kullanarak ilerleyeceğiz. Cuma günkü finansallardan başlamak istiyorum. Çünkü bu çeyreğin en iyi finansalları Cuma günü geldi aslında. Yani iki tane çok beğendiğim bilanço var. Sesimle ilgili problem mi var? Chatten yazabilir misiniz? Yokmuş, tamam. İki tane çok iyi bilanço geldi aslında Cuma akşamı. Onlarla başlayacağım. Daha sonrasında daha geriye doğru giderek yine beğendiğim bilançolardan ya da işte hepinizin takip ettiği büyük bilançolar üzerinden ilerleyeceğiz. Yine bir miktarda sorularınıza olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. Hemen buradan ekran paylaşımına başlayayım. Evet, ekranımı görebiliyorsunuz herhalde. Evet, tamamdır. İlk bilançomuz Alkim. Cuma gelenlerden ilk başlamak istediğim Alkim. Daha sonrasında daha da fazla beğendiğim ikinci tabloya geçeceğiz. Chat'i yanda açık tutuyorum ben. Bir şeyler yazarsanız chat'ten mutlaka görürüm. Soru cevap kısmına en son geçeriz. Evet, Alkim tarafında İlk çeyrek de aslında iyi gelmişti hatırlarsak. Ama birazcık şirketin hisselerinin, pardon, yıllıkları iyi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama birazcık bir manipüle edildiğini, fiyatın çok hızlı şekilde yukarı gittiğini, daha sonrasında şirket hissedarlarının, sahiplerinin mal satış yoluna gittiğini görmüştük ki gayet makul bir hareketti. Çünkü fiyat maalesef balonlaşıyordu. Açığa satışın da olmaması elbette piyasada. Burada fiyatların belli noktada şişmesine izin veriyor maalesef. Yani doğru bir fiyatlama yapmamıza engel oluyor mevcut piyasa koşulları. Dolayısıyla burada bazı şirketlerde patronların satışlarıyla bir miktar fiyat dengelenmeleri olduğunu görüyoruz. Keşke piyasa oyuncuları tarafından bu dengelenme sağlanabilse. Alkim tarafında şimdi sadece çeyreklere bakalım şuradaki tablodan. Çünkü burada 6 aydan 6 aya var. Bilanço kısmına buradan bakalım. Zaten aman aman bir değişim yok burada. Yani net borç tarafı da aynı. Öz kaynaklar tarafı da bir miktar azalma var temettüden dolayı. Şimdi çeyreklik rakamlara baktığımız yerde bakın burada ortalama şurada 180'leri görmüş. İki çeyrektir altta aslında 157-170 milyon. Bu çeyrek 200 milyona yakın bir ciro elde etmiş şirket. Yine Favek'lere baktığımızda 40-45 milyon arasında dalgalanırken Favek son 4 çeyrektir 60 milyona doğru bir atak yapmış. Şuradan bir miktar daha uzun bir süreye bakalım 10 çeyreğe. 61 milyon TL'lik Favek rakamına şirket uzun zamandır ulaşamamış. Şurada sadece bir çeyreklik var. O da hatırlarsanız 2018 3. çeyrek kur krizinin burada dövizin etkisiyle elde edilmiş bir Favek. Hemen bir sonraki çeyrek dövizin düştüğü yerde de geri düştüğünü görüyoruz Favek'in. Yani bu ikisinin ortalamasını alıp bu iki çeyreğe dağıtmak lazım. Yani şunu ve şunu doğru kabul etmemek lazım. Birazcık daha ortalamaya baktığımızda 40-45 milyon civarında Favek üreten bir şirket normalde çeyrekte. Bu çeyrek 60 milyon üzerine çıkmış. Yine net kar tarafına baktığımızda 43 milyon TL'lik bir net kar var. Bu da geçtiğimiz 10 çeyrek ortalamasının çok üzerinde. Sadece şurada bir defa elde etmiş şirket 43 milyon TL'lik Favek rakamını. Şimdi burada şirketin ne iş yaptığını zaten daha önceki webinarlarda da çok konuşmuştuk. Şirket ana iş sodyum sülfat aslında. Yani deterjan ham maddesi üretiyorlar. Bütün katı deterjanlarda kullanılıyor sodyum sülfat. Bunun yanında tuz üretiyor şirket. Ve işte yanmaz mukavva levhalar için bir malzeme üretiyor. Tamamen kimyasal ürünler üreten bir şirket. Bir de biliyorsunuz iştiraki Alka var. Ki Alka da bu arada bu çeyreğin en iyi finansallarından bir tanesi. Bakalım mesela oraya da. Bakın çeyreklik rakamlar hep bir önceki çeyreklerin oldukça üstünde. Burada yine Favek ortalaması 16 milyonken 28 milyonluk bir Favek geldi şirketten. Yine net kâra baktığımızda çok çok iyi bir net kâr gelmişti. Zaten Alkim bilançosunda da buradaki iyiliğin yansıdığını görüyoruz aslında.
Alkan'ın etkisinde burada olduğunu söylemek lazım. Özellikle bu çeyrek 25 milyon net karın ki %80'i buraya geliyor. 20 milyon TL'si, yani bu aslında bu net kardaki en büyük katkı, bu yükselişteki katkı kağıt tarafından geliyor diyebiliriz. Çünkü %80'ine sahip Alkan'ın Alkim. Dolayısıyla tamamını konsolide edip %80'ini ana ortaklık karına, yani buraya yazıyor. Çarpanlar bir miktar yüksek. Ne yalan söyleyeyim. Yani 12.8 fiyat kazanç oranı, 9.7 FDFO ve oranı Alkim'de birazcık yüksek. Ama eğer bu karlar sürdürülebilirse, yani bu çeyreklik 43 milyon civarındaki kar devam ederse bu çarpan elbette aşağı doğru gelecek. Yine Favek tarafında böyle 60 milyonlara çıktıysa eğer şirket, yani yeni bir skala belirlediyse kendine, yine burada firma değeri Favek tarafında düşüş göreceğiz. Piyasa değeri, defter değeri de yine yüksek. Burada özverili karlılığına bir bakalım. %40'lar civarında şu an, 35'lere kadar, 35'ler civarındaymış ortalama. Burada 43'e kadar gelmiş. Bu da birazcık yüksek ama bilanço aslında çok güzel. Ama dediğim gibi bilançoyu asıl güzelleştiren şey aslında Alkan'ın finansalları. Bakın hiç finansal borcu yok şirketin, 48 milyon net nakit pozisyonda. Çarpanları Alkim'e göre birazcık daha düşük. Ama tabii ki tahta birazcık daha sığ. Yani Alka tahtasında işlem yapmak Alkim'e göre birazcık daha zor. Bakın burada Fintables'ın biliyorsunuz 18 kriterlik bir karne bölümü var. Burada da 18'de 18. 18 kriterin 17'sinde olumlu not almış. Sadece satışlar geçen yıla göre geri çekilme göstermiş. O geri çekilmeyi de burada görebilirsiniz. 202 milyonmuş, 197 milyona gelmiş. Ama şirketin marjları o kadar iyileşmiş ki ne Favek'te, ne brüt kârda, ne esas faaliyet kârında, ne de net dönem kârında buradaki şu çok küçük o %2'lik düşüşü şirket aşağı tarafa yansıtmamış. Dolayısıyla burada aslında 18'de 18 diyebileceğimiz bir kriter var. Alkim tarafına dönersek yine orada 18'de 18 sanırım. Evet, burada tamamından yeşil not almış şirketin bilançosu zaten. Marjlar tarafını az önce Alkim tarafında da gördük. Alka'da da bakın kendi standartlarının üzerinde bir brüt kâr marjı. Yine kendi standartlarının üzerinde bir Favek marjı var şirketten. Net dönem kâr, net kâr marjında şurada daha yüksek rakamlara ulaşmış şirket. Yine kendi ortalamasının bir miktar üzerinde ama daha önceki zirvesinin altında kalmış. Cari oran tarafında zaten bir şey söylemeye gerek yok. Yani zaten net nakit pozisyonu olan şirket, Kore ailesinin şirketleri hem Alka hem Alkim. Dolayısıyla burada herhangi bir likidite riski ya da herhangi bir borç riski asla bulunmuyor. Öz sermaye kârlılığı tarafından zaten bahsettik. Evet, Alkim ilk beğendiğim bilançoydu. İkincisi, önce Şok Market'i anlatayım, en sona bırakacağım diğerini. Evet, Şok Market'te aslında ikinci çeyrek 55 milyon TL net kar elde etti. Yine Cuma günü bilanço açıklayan şirketlerden. Cuma zaten %4'e yakın bir yükseliş yapmış. Yani burada birazcık da bu beklentinin fiyatlandığını görüyoruz. Aslında Şok Market temelcilerin pek sevmediği bir şirketti bugüne kadar. Çünkü bakın şöyle 10 çeyrek yapayım. Genelde işte zararların karlardan çok daha yüksek olduğu çeyrekler geçiriyordu şirket. Ama şu tarafa bakarsanız bakın cirosunu sürekli arttıran ve FAV buna paralel olarak sürekli arttırmayı başaran şirketlerden bir tanesi Şok Market. Tabii perakende sektöründe bu normal. Hele enflasyonun olduğu bir ülkede perakende iş yapıyorsanız cironuz mutlaka artmak zorunda. Burada önemli olan sizin kâr marjlarınızı koruyabilmeniz ve FAV de paralel şekilde arttırmanız. Şok Market bunu bu tarafta başarmış. Öz kaynakları eksiydi bir önceki çeyreğe kadar. Hatta iki önceki çeyrek eksiye geçti. Geçen çeyrek eksisi azalmaya başlamıştı. Sadece 5 milyonluk bir kar vardı. Bu çeyrek 50 milyonluk bir net kar elde etti şirket. Öz kaynaklarını yeniden artıya geçirdi. Tabii öz kaynak 36 milyon olunca şuradaki piyasa değeri, defter değeri 220'ye çıkmış durumda. Ama bir çeyrek daha kar etse buranın 100'e falan ineceğini elbette hesaplayabiliyoruz. Hala çok yüksek ama öz kaynağı negatiften geldiği için böyle bir şirketin piyasa değeri, defter değeri gibi bir rasyo ile fiyatlamasını beklemek doğru değil. Burada önümüzdeki çeyreklerde şirketin bu karlılığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusu önemli olacak. Biliyorsunuz pandemi zaten bu marketlerin işlerini ciddi anlamda iyileştirdi. Şok Market de ilk 6 ayda yanlış hatırlamıyorsam 300-350 civarında yeni mağaza açtı. Yani penetrasyona ülke çapında devam ediyor. Bunu da karlılığa çevirmeye başladı. Şok Market'in bugüne kadarki en büyük problemi net borç kısmı aslında. Yani hatta şöyle söyleyeyim, eğer Şok Market'in halka arzını SPK kabul etmiş olmasaydı şu an böyle bir market zincirimiz muhtemelen olmayacaktı ya da başkasına satılmak yoluyla hayatta kalabilecekti. Eğer o halka arzdan gelen kaynak olmasa muhtemelen
Batardı şok marketler. Bunu söyleyeyim. Net borç tarafı çok hoşuma gitti benim burada. 1,5 milyar TL'nin üzerindeydi net borç. 1,266'ya kadar gelmiş. Yani burada net borçta ciddi bir azalma var. Şurada hemen net borç kalemine gelelim. Diğer kalemler kısmında en altta. Bakın burada 1,5 milyardan burada tabii düşüyor net borç. Bu halka arz dönemi sonrasında 1,5 milyar, 1,6, 1,6, 1,6, 1,5, yeniden 1,260. Buradaki bir net borçtaki son 2 çeyrektir devam eden bu düşme eğilimi aslında benim beğendiğim bir şey. Çünkü şirketin, bakın burada çeyreklik gelir tablolarına bakalım. Şuradan ilerlemek istiyorum. Finansman gideri öncesi karlara bakalım. Faaliyet karlarına. Ve bakın burada bir kar problemi yok. Şurayı geçelim. Burası hangi çeyrek? 2019 ilk çeyrek. Şu son 5 çeyreğe bakarsak, bakın 110, 120, 85, 140, 200. Şirket sürekli olarak ortalama 130-140 milyon kadar, ortalamaya vursak buraya, 130-140 milyon kadar faaliyet kârı elde ediyor aslında. Ama bunu net kâra çeviremiyor. Bakın buraya. Sürekli olarak zararda şirket. Son 2 çeyrektir. Çok düşük rakamlarda da olsa kâr etmeyi başarıyor. Bunun sebebi tamamen finansal giderler. Bu finansal giderlerde bakın her çeyrek 130, 140, 140, 150, 140, 140. Her çeyrek 140 milyon bir defa finansmana, faize şirket para ödüyor. Dolayısıyla bunun kâr etmesi çok kolay değil. Yani hem ciro tarafını arttırıyor, FOBEC tarafını arttırıyor. Oradan bir katkı var. Hem de finansal giderleri olabildiğince yerinde tutmaya çalışıyor. Mevcut durum da aslında birazcık işine geliyor bu şirketlerin. Birazdan başka çok borçlu bir şirketi daha konuşuruz, Türk Telekom'a. Yine orada da benzer bir şey var. Şimdi faizler biliyorsunuz çok düştü. Yani bizde son birkaç haftadır yeniden yükselme eğiliminde maalesef. Ama şirketlerin birçoğu bu düşüşte, yani bu ikinci çeyrekteki faiz düşüşlerinde kredilerini büyük oranda TL'ye çevirdi. Döviz kredilerine hece etti. Ya da yeniden yapılandırarak TL kredilerini faiz oranlarını çok düşürdüler. Yabancı para cinsinden kredisi olanlarda bazıları dediğim gibi hece etti. Bazıları oradaki bu sefer finansman maliyetlerini aşağı çekti. Yani %4'ler 5'lerle kredi alanlar belki 2'lere 2,5'lara çekti. Ki Telekom örneği böyle. %4'ün üzerindeydi dolar faizleri. Şimdi 2,5 2,40'lara gelmiş durumda. Dolayısıyla bu çok borçlu şirketler için eğer pandemiden işleri negatif etkilenmediyse pozitif etkilendi diyebiliriz pandemi sürecinden. Neden? Çünkü var olan borçlarının faizlerini düşürdüler. Diğer tarafta işleri de pozitif etkilendi. Marketler bunlardan bir tanesi. Telekomünikasyon şirketleri bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu dönemin birazcık gözde hisseleri olmaya bu şirketler aday. Dediğim gibi bu net borcun azalma eğilimini sürdürmesini beklemek lazım şok marketler tarafında. Hala aslında böyle aman aman fırsat var diyemeyiz. Ama piyasa bu bilançoyu bence olumlu şekilde fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Marketler demişken burada Migros tarafına bakalım. Aynı problem bu arkadaşlarda da var. Bakın net borcu azalıyor, güzel. Ama günün sonunda şu ciro büyümesine rağmen, neredeyse %27-28'lik ciro büyümesine rağmen FAVÖK yatay kalmış. Şirket hala net dönem kârı elde edemiyor. Gelin bakalım aynı yere sadece. Bakın finansman geliri gideri öncesi son 5 çeyrek kârlara bakın. Finansman gideri öncesi sürekli zarar var. Sadece şurada bir kâr etmiş ama ortalamaya baktığımızda sürekli olarak şirket vergi öncesi zarar yazıyor. Gayet normal tabii ki bu kadar borç batağının, borç yükünün, batak demeyeyim, borç yükünün altında. Diğer markete bakalım, Carrefour'a. Bunların durumu zaten hiç iç açıcı değil. Bakın Özkaynaklar eksi 480 milyona gelmiş durumda. Pandemi sürecinde dahi favorini arttıramamış şirket. Bakın şok marketteki 10 çeyreğe baktığımızda ne kadar güzel bir yukarı ivme vardı. Carrefour buraya kadar getirmiş. Son 2 çeyrektir. Aslında işlerinin en iyi gitmesi gereken 2 çeyrekte maalesef bu başarıyı sürdürememiş. BİM gelmedi. BİM'e önümüzdeki hafta bir binerde bakarız. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz gün maili gelmişti. Salı akşamı finansallarını açıklayacaklar diye hatırlıyorum. Şirket ertesi günkü analiz toplantısı için davetiye göndermişti. Evet ve gelelim Cuma günü gelen en iyi finansalı, hatta bu çeyreğin şu ana kadar gelen en iyi finansalı diyebilirim Alcatel için. 20 liralık bir fiyat var. Şimdi ciro tarafından başlarsak 228 milyondan 457 milyon. 6 aylık bu tabii ki. Çeyrekten çeyreğe bakarsak pardon 250 milyon. Bir önceki çeyreğe göre %25'lik bir artış var. Ama geçen yılın aynı çeyreğine göre oldukça yüksek. %70-80 civarında bir artış var. 6 aylık
karşılaştırma yaptığımızda %100'den fazla bir ciro artışı. Brüt kârda çok daha fazlası. Esas geçen yıl esas faaliyet zararı yazmıştı şirket. Yine net dönem zararı yazmıştı. FAVÖK'te burada 10 milyon, 11 milyondan 95 milyona çıktığını görüyoruz. Yani geçen yıla göre bakarsak inanılmaz iyi her şey. Bir önceki çeyreğe göre bakarsak yine çok iyi. Bakın %25'lik ciro artışı var. FAVÖK'teki artış %200'den fazla. Yine net kârdaki artış %300'den fazla. Bunun sebebi tamamen çok çok iyi yerlere gelen marjlar. Bakın. Marjlar önceki çeyreklerin çok çok üzerinde gerçekleşmiş. Daha uzun vadeli bakalım. Şirketin bu kadar yüksek marjlara ulaştığı bir dönem var mı? Evet, burada dövizin çok sert düştüğü çeyrek. Yine aynı az önceki konuya döndük. Dövizin çok düştüğü çeyrekte borçlardaki o döviz borçlardan dolayı yazılan kârdan aslında bu marjlara ulaşmış. Aslında şirketin bu marjlara ulaşması normal şartlarda çok kolay değil. Bakın FAVÖK'te 28'ler, brüt kârda 30'lar. Burada şirketin aslında iki tane ana işi var. Mobil, optik ve IP şebekeler tarafında bir iş var. Bir de sabit şebekeler tarafında var. Biliyorsunuz altyapı şirketi aslında en büyük müşterisi de yani Telekom. Burada Telekom'la yaptığı anlaşmalardan aslında şirketin işleri yürüyor. Hatta Telekom'un yaptığı yatırım harcamalarıyla da Alcatel'in cirosu arasında yüksekte bir korelasyon olduğunu söylemek lazım. Şimdi IP mobil şebeke tarafında, IP optik mobil şebeke tarafında şirketin geçtiğimiz yıl 6 aydaki marjı %7 seviyesindeydi. Yaklaşık cironun yarısına yakını buradan geliyor, mobil şebekeden geliyor. Buradaki marjın bu çeyrek ve bu yıl ilk yarıda %15'e çıktığını görüyoruz. İkinci büyük iş yükü ki cironun neredeyse diğer yarısı buradan geliyor. Orada da çok affedersiniz. Orada da marjlar geçtiğimiz yıl ilk 6 ayda %21 civarında. Bu yıl orası da %33'e çıkmış. Bunları dipnotlarda da bulabilirsiniz. Şirketin finansallarına ilişkin dipnotlarda. Dolayısıyla bu marjlardaki iyileşme ciroyla da birleşince, cirodaki artışla da birleşince böyle uçuk kaçık FAVÖK artışları yine çok yüksek zararlardan çok yüksek karlara geçişi beraberinde getirmiş. Şirketin en sevdiğim yanı da burası oldu aslında. Böyle bir dönemde çünkü borç yükü az önce evet borçlu şirketlerin bilançolarının birazcık daha iyileştiğini söyledim. Faizli giderlerin düşmesi dolayısıyla ama hiç borcunun olmaması elbette daha iyi. Bunların da 120 milyon TL üzerinde bir net nakit pozisyonu var. Çarpanlar tarafına dönelim. Evet çarpan yani şurası size yüksek gözüküyor olabilir ama aslında hiç yüksek değil. Çünkü bakın şurada 30 milyonluk bir zarar var. Biliyorsunuz FK hesaplarken son 4 çeyreğe göre hesaplıyoruz. Bakın burada 32 milyonluk bir zarar var. Şuradaki 43 milyon karı neredeyse götürüyor son 4 çeyreğe baktığımızda. Şurada toplasanız son 4 çeyrekte elde ettiği kar neredeyse bu çeyrek elde ettiği karın 1,5 katı kadar. Yani bu çeyrek gibi 3 çeyrek daha geçirirse bu fiyat kazanç oranı 3'lere 4'lere falan geri çekiliyor. FDFAV'ü zaten söylemiyorum. 5,3 yani bu zaten çok çok düşük bir firma değeri FAVÖK oranı. Yine piyasa değeri defter değeri tarafında bir problem yok. 1,90. Yani sermaye karlılığı yine düşük gözüküyor 20'lerde ama dediğim gibi bu da son 4 çeyrekle hesaplanan bir rasyo. Dolayısıyla burada bir çeyrek daha böyle geçirirse ne bu rasyolar ne bu çarpanlar bu yerlerde kalmaz. 20 liralık bir fiyat var. Burada ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir problem var. Muhtemelen yarın şirket tavandan işlem görmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü böyle finansal rapor çok nadir görürüz. Yani her çeyrek bir ya da iki tane şirketten böyle iyi raporlar gelir. Alcatel'i gerçekten çok beğendiğimi söylemem lazım. Mutlaka dipnotlarına da bakıp siz de inceleyin derim. Çok çok iyi bir ikinci çeyrek geçirmişler. Evet. Birazcık daha bir önceki güne gidelim. Aksen'le devam edelim. İnternetle problemimiz var. Evet, internetle ilgili bir problem vardı sanırım. Düzeldi şimdi. Evet, Aksa'yla devam edelim. Evet, Aksa Enerji
Cuma günü tavan kapadı. Yine aslında çeyreğin en iyi gelen finansallarından bir tanesine sahip. Biliyorsunuz ben daha önce model portföyde de değerlendirmiştik şirketi info yatırım olarak. Ben şahsen de çok yakından takip ederim. Son birkaç çeyrektir de analiz toplantılarını hiç kaçırmadan sürekli katılıyorum devamlı. Yatırımcı ilişkileri tarafında da kendilerini ciddi değiştiren bir şirket. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl iki defa yanlış hatırlamıyorsam yanlış finansal rapor göndermiş ve çok fazla tepkiye maruz kalmıştı şirket ki gayet haklı bir tepki. Çünkü bir tanesinde zarar açıklamıştı. Şirketin hissesi taban olmuştu o gün. Taban açmış ve taban kapamıştı. Ertesi gün doğru bilançoyu göndermişlerdi ve bu sefer kar vardı. Dolayısıyla zarar geldi diye o tabana satan insanların hepsi aslında haksız yere para kaybetmiş oldular. Ama tabii burada şirket bu olaydan sonra aslında iyi bir yatırımcı ilişkileri birimi kurdu. Burada sadece konsolide finansal tabloların hazırlanması için denetçi şirketin dışında kendi içlerinde bir birim daha kurdular. Burada hata yapmamak üzerine oldukça özenli çalışmaya devam ediyorlar. Ben de bunun yakından şahidi olarak söyleyeyim size. Şirketin iki tane biliyorsunuz işi var. Aslında iki tane farklı aynı işi iki farklı bölgede yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de ve Kıbrıs'ta yapılan işler, diğeri de Afrika tarafında yapılan işler. Afrika'da, Gana'da, Mali'de ve Madagaskar'da faaliyetler var. Yine Türkiye'de de hem yurt içinde hem de Kıbrıs tarafında faaliyetleri var şirketin. Ciro'nun büyük bir kısmı Türkiye ve Kıbrıs'taki faaliyetlerden geliyor olmasına rağmen FAVÖK tarafı yani kar tarafı şirketin Afrika faaliyetlerinden geliyor. Çünkü oradaki elektrik fiyatı çok yüksek. İşte az önce şirket sunumundan yeniden baktım. Türkiye ve Kıbrıs'ta ilk 6 ayda ortalama megawatt saat başına elektrik fiyatı 304 lira olmuş. Afrika'da 1515 lira. Yani ve burada üretim maliyetleri birbirinden çok farklı değil. Çünkü işte kullandığınız malzeme fuel oil öbür tarafta. Burada işte doğalgazla ya da kömürle üretim yapıyorsunuz. Ama bunların maliyetleri zaten aman aman yüksek değil. Eğer taşıma maliyetiniz çok yüksek değilse üretim maliyetleriniz arasında çok yüksek farklar olmuyor. Yani 300 ile 1500 arasındaki farkın onda biri kadar dahi etkilemiyor sizi bu üretim maliyetleri arasındaki farklar. Dolayısıyla Afrika operasyonları çok çok yüksek kar marjını beraberinde getiriyor. Şirketin en önemli beklentisi Özbekistan tarafı bu yıl. Özbekistan tarafında bir anlaşma yaptılar. Orada 240 megawatt saatlik bir yapı kurulacak. Doğalgazdan üretim yapılacak. Doğalgazdan elektrik üretilecek ve buradaki doğalgaz Özbekistan devletinden alınacak. Biliyorsunuz Özbekistan zaten doğalgaz yatağı olan bir ülke. Burada arazi tahsisini bekliyor şirket. Ben zaten finansal rapordan önce şirketle de görüşmüştüm bir önceki hafta yatırımcı ilişkileriyle. Burada arazi tahsisi beklediklerini, arazi tahsisi yapıldıktan sonra Özbek hükümeti tarafından 12 ay sonra 12 ay sonra şirketin faaliyete geçebileceğini söylediler Özbekistan tarafında. Burada Antalya'daki tesisi götürecekler. Biliyorsunuz Afrika'ya da aynı şekilde gitmişlerdi. Şirket Türkiye'de bu iş karlı olmayınca bazı tesislerini sattı ve borçlarını ödedi. Bazı tesislerini de lisanslarını kapattı ve durdurdu. Ama bunlar sökülüp takılabilir tesisler elbette. Eğer yurt dışında fırsat bulduysa aldı götürdü. Yani dışarıda Afrika'daki yatırımları da buradaki tesisleriyle yapmıştı. Özbekistan'a da yine Antalya'daki doğalgaz çevrim santralini söküp götürmek kaydıyla faaliyete geçecekler Özbekistan tarafında. Dolayısıyla şirkete burada ekstra bir yatırım yükü doğmayacak. Ne doğacak sadece? Nakliye masrafı. Yani Türkiye'de Antalya'dan Özbekistan'a kadar bir nakliye maliyeti doğacak ama haricinde yeni büyük bir yatırım maliyeti gelmeyecek. Bu da tabii ki olumlu. Şimdi FAVÖK tarafı geçen yıla yatay paralel gelmiş. Ciro tarafında ciddi bir artış var. Ama en güzeli net dönem karında 100 milyondan 220 milyona bir artış var. FAVÖK bu çeyrek zayıf aslında. Yani çok zayıf dediğim de bu arada son 4 çeyreğin ortalamaları bu şekilde. Çeyrek ilk satışlar tablodaki grafik üstündeki rakamlarıyla özet gelir tablosundaki satış değerleri tutmuyor sanırım. Tutuyor. Bunlar çeyreklik, bunlar 6 ayın tamamına ilişkin rakamlar bu arada. Evet, çeyreklik net kar tarafında 147 milyon. Burada bir çok iyi bir bilanço gelmişti zaten. Biz bu bilançonun arkasından aslında model portföyümüzü almıştık. Sonra ikinci çeyrek, pardon ilk çeyrekte gelen rakam, kar rakamı bir miktar düşük kalmıştı. Bu çeyrek yine 150 milyon standardına, 150 milyonlara doğru gelmiş net kar. Şirketin aslında çeyrek potansiyeline yakın bir net kar bu. Çarpanlar tarafı düşük. Yani 7 FK oldukça iyi. Çünkü eğer bu 150 milyonlar standardını sürdürürse şirket bu FK 4,5'lara falan iniyor yanlış bilmiyorsam.
Bu da oldukça iyi bir rakam. FDF VÖK tarafı 4.3. Burada benim en önemsediğim şey maalesef bizim enerji şirketlerimiz aşırı borçlu. Yani hangi enerji şirketine bakarsanız bakın bunu maalesef görüyorsunuz. Birçoğu da bu finansman yükü yüzünden, buradaki yanlış fizibilite yüzünden net kar elde edemiyorlar. Buradaki net borç fabrik oranı da 2 seviyesinde ve şirket bunu uzun zamandır aşağı çekmeye uğraşıyor. Ben bunun 4'lerin üzerinde olduğu zaman da hatırlıyorum. Bundan 1,5-2 yıl öncesi, yani çok da uzak değil. Bakın şurada net borca bakalım. Bakın burada 3,7 milyarlara kadar gelmişti. Borç şimdi 3 milyar. Diyeceksiniz ki o kadar da azalmamış. Ama 2018-9'da baktığımızdaki FAVÖ'ye bakalım. Orada 900 milyon FAVÖK elde ediyordu. Şimdi 1,4 milyar TL FAVÖK elde ediyor. Yani net borç FAVÖK oranını hem net borcunu azaltmış hem de FAVÖ'nü yukarı çekmiş. Dolayısıyla oradaki yükü, finansman yükünü ciddi anlamda azaltmış şirket. Burada net borca tek başına bakmak anlamlı değil. Hep söylüyorum, bunları rasyolarla bakmak lazım. Burada net borç FAVÖK'te eğer 3'ün üzerinde değilse aman aman da bir finansman gideri riski oluşturmaz. Ha, 2 de bu arada yüksek. Şirketin borçları döviz cinsinden ama gelirleri de döviz cinsinden. %20 TL, %80 diğer para birimleri üzerinden. Genelde dolarla ücret alıyorlar. Dolarla ücret alıyorlar Afrika tarafından. Dolayısıyla burada TL riskinin de düşük olduğunu, hatta yükselen kurun enerji fiyatlarını, özellikle Afrika tarafındaki enerji fiyatlarını arttırdığını da biliyoruz. Çünkü oradaki anlaşmalar dolar bazında var. Burada şirketle ilgili en büyük soru işaretleri her zaman burada oluyor. Nakit akış tablosunda. Çünkü Mali'de, Madagaskar'da, Gana'da çalışınca, yani demokrasiden uzak yönetimlerin olduğu ülkelerde, Afrika ülkelerinde iş yapınca ister istemez yatırımcı da acaba nakit tahsilatı yapabilecekler mi? Borçlarını alabilecekler mi? İşte ödeme garantisi veriyor devlet ama oradaki devlete güvenilebilir mi sorusu yatırımcının aklında hep oluşuyor. İnanılmaz bir nakit akışı var bu arada şirketin bu çeyrekte. Ki muhtemelen tavan olmasının arkasında buradaki net kardan ziyade işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çok çok yüksek bir nakit akışı elde edildi şirket tarafından. Bakın burada bilanço tarafına da bakalım. 300 milyondan 460 milyon TL'ye bir nakit artışı var. Tabii burada diğer tarafta yatırımların, finansman giderlerinin vesaire etkisi elbette. Ama buradaki nakdin bu kadar hızlı, 2 çeyrektir üst üste bu kadar hızlı yükselmesi de oldukça olumlu. Şirketin geçmiş yıl zararları da yanlış bilmiyorsam bitti bir süre önce. Bakalım nerede bitmiş geçmiş yıl zararları. Evet, 2 çeyrek burada bitmiş, geçen çeyrek bitmiş. Yani şirket isterse 2021 yılında temettü verebilir. Bununla ilgili bu arada 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam o zamanki CEO'su, şu an değişti diye hatırlıyorum, Aksa Enerji'nin Bloomberg'e çıkıp söylemişti bunu. Biz 2021 yılında temettü vermek istiyoruz diye. Gerçekten bunu başardılar. Yani 2020 yılının sonunda, 2020 yılının başında özür diliyorum, şirket geçmiş yıl zararlarını tamamen kapattı. Yani temettü verebilir pozisyona geçti. Dolayısıyla isterlerse önümüzdeki yıl verebilirler. Ha, vermeseler de olur. Hala yüksek bir net borç var çünkü. Bunu kapatmalarını ben tercih ederim. Ama muhtemelen 2022'den sonra temettü veren bir şirket haline gelebilir Aksa Enerji. Dediğim gibi şirketi ben hali hazırda da çok beğeniyorum. Özbekistan yatırımları dolayısıyla da beğeniyorum. Bu finansalını da beğendim ki piyasada zaten beğendi. Tavanla ilk gün ödüllendirdi. Yarın bakalım nasıl devam edecek. Ama yukarı yönlü potansiyelinin olduğunu da düşünüyorum. Evet, geçelim Türk Telekom finansallarına. Gerçekten iyi finansal açıklayıp da cezalandırılan şirketlerden bir tanesi. Maalesef bu çeyrek biz bunu çok gördük. Çünkü son 2 haftadır bilanço dönemi başladığından beri hatta öyle bir volatilite var ki piyasada. İşte neredeyse 1200'ler seviyesinde, yeni rakamlarla 1200'lerle başladığımız bilanço döneminde 985 puanlara kadar geldik. Sonra yeniden 1100'lerin üzerine attık. Şimdi yeniden 1100'lerin altındayız. Çok dalgalı bir piyasa. Dolayısıyla burada finansal raporların ilk etapta fiyatlanmadığını görüyoruz. Bu kimi zaman aslında bizim gibiler için eğer elinde nakit varsa fırsattır. Yani iyi bir bilanço gelir ama piyasa kötü diye fiyatlanmamışsa bu en çok istediğimiz şey aslında. Biz onu düşük fiyattan alırız. Bilanço fiyatlamasına geçtiğinde ya da işte piyasa birazcık daha durulduğunda bakalım kimin işi nasıl gidiyor demeye başladığında piyasa oyuncuları o zaman bu fiyatlama gerçekleşir.
Türk Telekom'un ben böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu fiyatı hak etmediğini, 7 liralık, 7 liranın altındaki fiyatı hak etmediğini net şekilde düşünüyorum. Şimdi çeyreklik rakamlar üzerinden gidersek, yani burada aman aman bir ciro büyümesi yok zaten. Yani Telekom gibi bir şirkette bunu görmeniz çok kolay da değil ki. Bu bile çok çok iyi bir rakam. Yani belli bir hacme gelmiş bir şirket sonuçta. Türkiye'nin en fazla sabit internet ağına sahip şirketi Türk Telekom. Yine mobil tarafta 3. sırada ama hızla büyüyen bir şirket. Dolayısıyla orada ciro tarafında böyle sert artışlar falan görmek çok kolay değil. Fabrik tarafı da keza aynı şekilde. Bakın burada 2.6 en düşük son 5 çeyrekte. 3.2 en yüksek ortalamalar buralar zaten. 2.9'u 3 civarında bir fabrik. Ama net dönem karı öyle değil. Bu şirketin net dönem karında aşırı bir dalgalanma var bakın. 400, 1.1, 500, 660, 980. Bu dalgalanma eskiden kur farkına çok bağımlıydı. Birazcık daha uzatayım. Şurada daha net görün. Bakın burada şirket o kur krizini yaşadığımız sadece bir çeyrekte 2.7 milyar TL zarar yazmış. Kurun birazcık düzeldiği son çeyrekte de 2.2 milyar kar etmiş. Yani aslında bu iki çeyreğe baktığınızda yine 500 milyon para kaybetmiş o kur krizinden. Ama kura ne kadar bağımlı olduğunu göstermek için şu iki barı size göstermek istedim. Daha sonrasında birazcık daha stabilite var ama dediğim gibi hala o kur etkisinden çok kurtulabilmiş değil. Biliyorsunuz şirketi bankalar yönetiyor şu an ve bankalar da buradaki kur riskini ciddi anlamda kontrol altına aldılar. Kur riskini kontrol altına almalarıyla birlikte döviz tarafındaki açık pozisyonlar azaldı. Aslında hala borçların tamamına yakını döviz cinsinden ama sadece burada bunları hedge ettiklerini görüyoruz. Şimdi bu döviz borçları ile ilgili evet bir hedge mekanizması kullanılıyor. Bu olumlu. Ama bence daha olumlusu bu borçlar. Euro olanlar Euribor'a, dolar olanlar da Libor'a bağlı. Bunlar uluslararası bankalar arası belirlenen faiz oranları aslında. Hem Libor tarafında hem Euribor tarafında bu yıl ciddi düşüşler oldu. Tabii zaten Avrupa'da faiz yoktu. Yani Euro'nun zaten faizi çok çok düşüktü. Orada 1.40'lardan 1.10'lara falan geldi Türk Telekom'un faiz maliyeti. Ama dolar tarafında biliyorsunuz Fed sıkılaşmaya gitmişti ve ikilere kadar çekmişti faizleri. Şimdi sıfıra yeniden indirdiler. Dolayısıyla bu arkadaşların Libor üzerinden kullandığı kredilerin faizleri de düştü. Yanlış hatırlamıyorsam az önce de söylemiştim. 4'lerden 2.4, 4.1 civarındaydı dolar faizleri. 2.4'lere kadar, 2.43'e yanlış hatırlamıyorsam gelmiş olması lazım. Yani burada faiz maliyetinin de azaldığını görüyoruz. Yine net borç fabrik tarafına bakarsak aslında ciddi bir problem yok. Hatta hiç problem yok. 1.4'ler hala çok yüksek finansman gideri oluşturan bir şirket ama artık düzenli net kar elde eden, hatta son birkaç çeyrektir bunu arttırmayı düzenli olarak arttırmayı başaran bir şirket. Benim açıkçası bu çeyrek için beklentim 800 milyonun biraz üzerinde bir kârdı. 800-850. Hatta yıl sonu içinde 3,5 milyar TL'ye yakın bir kâr tahminim vardı ama artık bu finansaldan sonra bu 3,5 milyar TL'nin aşılacağını net şekilde düşünmeye başladım. Çünkü finansman giderleri önümüzdeki çeyrekler birazcık daha düşecek. Yine borçlu şirketlerde hep gösteriyorum. Burada yine göstereceğim. Bakın çok yüksek. Şuraya şöyle tamamını seçeyim. Son 6 çeyrekte şirket sürekli olarak çok yüksek faaliyet kârı elde edebiliyor. En düşük burada burası var 1.4. 1.5, 1.8, 1.5, 1.5, 1.8. Ama net kâra, vergi öncesi kâra baktığınızda bakın burada 200 edebilmiş. 1.2 milyar finansman gideri oluşmuş. Burada 1 milyar oluşmuş. Burada 460 oluşmuş ki zaten en iyi geçirdiği çeyrek son 6 çeyrek içinde bu. Burada yine 900 milyon TL kadar şirket bir finansman gideri oluşturmuş. 850-900 arası. Burada yine 800. Bakın bu çeyrek çok pardon. Burada bu çeyrek 550'lere kadar gelmiş. Yani şirketin finansman giderlerinde ciddi bir azalma var. Bu da tabii ki net kâra yansıyor. Ben bunun önümüzdeki çeyreklerde devam etmesini bekliyorum. Az önce sebebini açıkladığım gibi burada bir döviz tarafındaki riskini şirket azalttı. Bankaların aldığı hedge pozisyonlarla birlikte. İki, hem euro tarafında hem de dolar tarafındaki kredi faizlerinde gerileme var. Şirketin finansman maliyetleri aşağı doğru geliyor. Bu da tabii ki şirketin mevcut finansman giderlerini aşağı çekecek. Dolayısıyla Türk Telekom önümüzdeki çeyreklerde bu çeyrekten daha iyi rakamlar açıklayabilir. Zaten işlerin nasıl gittiği tarafına bakarsak
pandemiden yine olumlu etkilenen şirketlerin başında geliyor telekomünikasyon şirketleri. Yani Turkcell de bunun içinde, Türk Telekom da. Çünkü evde kalmaya devam ettikçe insanlar, eğitim, öğretim uzaktan, iş, çalışmalar evden oldukça tabii ki bu sabit hat tarafında ciddi ihtiyaç doğdu. Yani artık evinde internet olmayan neredeyse kimse kalmadı. Çünkü yani ya evde bir çocuk var, okulu için alıyorsunuz, ya bir evde çalışan var, uzaktan çalışması gerekiyor, onun ihtiyacı için alıyorsunuz. Dolayısıyla sabit internet hattı tarafında ciddi bir kullanım artışı var. Burada da en yüksek penetrasyona sahip şirket Türk Telekom tabii ki. Bu işe ilk girmesi girmesi sebebiyle. Dolayısıyla Türk Telekom da bu süreçte pozitif etkilenen şirketlerden bir tanesi oldu. Faiz maliyeti azalmasına, net kar artmasına rağmen borç artmış. Bu kötü değil mi? Buradaki borç artışı birazcık da dolara bağlı aslında. Yani dolar yükseldikçe buradaki borç TL bazında yükseliyor. Ama net borç FOVEX oranına bakarsanız burada bir önceki çeyreğin daha da altına geldiğini görürsünüz. Yani burada bakılması gereken şey birazcık da elde edilen FOVEX'e göre sahip olunan borç. Asıl finansman yükü ya da asıl borç ödeyebilme kabiliyetini gösteren şey o. Evet, toparlayacak olursak çarpanlara son olarak bakmadık bu arada. 7'nin 7'lere gelmiş bir FK var. Bilançodan önce bu onlar civarındaydı. 7'lere, 8'lere gelmişti. Yani 7.50'lerdeydi bilanço geldiğinde. Garip şekilde cezalandırıldı şirket ve fiyat kazanç çarpanı 7.40'a kadar gelmiş durumda. Yine firma değeri FOVEX 3.5'larda. Bu çok çok düşük. Ama bu telekomünikasyonun kaderi, Turkcell'e bakalım, çok yakındır. Evet, 3.5, 3.54. Öbür tarafta da 3.47 idi. Bunun sebebi çok yüksek yazılan amortismanlar. Bakın ilk iki çeyrekte 2,5 milyar TL amortisman. Her çeyrek 1,2 milyar TL amortisman yazılıyor. Dolayısıyla bu FOVEX çok yüksek. Net borç FD FOVEX'te doğal olarak çok düşük gözüküyor. Piyasa değeri defter değeri 2,28. Bu öz sermaye karlılığı için düşük olduğunu söylemem lazım. 35'lerde çünkü öz sermaye karlılığı. 7,39'luk da bir fiyat kazanç oranı var ki Turkcell az önce 10'a yakındı. Oldukça makul çarpanlarla işlem gördüğünü söylemem lazım. Her şeyi geçtim. Türk Telekom gün gelecek bir satış hikayesine de konu olacak. Çünkü şu an LYY tarafından, bankaların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor ve bankalar bu şirketi uzun süre yönetmek istemiyorlar. Dolayısıyla elbet gün gelecek bu şirketin de satışa konu edileceğini biz göreceğiz. Evet, sıradaki finansalımız Kozal olsun. Kozal da yine önceki çeyreklerde sürekli olarak takip ettiğimiz şirketlerden bir tanesi. Yine iyi bir bilanço açıklamış olmasına rağmen fiyatı bilanço sonrasında aşağı gelen şirketlerden bir tanesi. 86 liraydı bilanço açıkladığında, bugün 80 liraya kadar geri çekilmiş durumda. Tabii bu hafta altının, Rusların aşı bulması haberinin arkasından altının bir miktar geri çekilmesinin de etkisi var burada. Ama geri çekildi dediğimiz altın hala 1900 doların üzerinde. İpek'e de bakar mısınız yazmış Ömer Bey. Kozal, Koza, İpek, bunların üçü aynı şirket aslında. Dolayısıyla burada söylediğim her şey İpek ve Koza için de geçerli. Ben bunlar arasında tercih yaparken genelde Kozal'ı seçiyorum. Çünkü ana şirket, faaliyetlerin ana olarak döndüğü şirket Kozal. Ama burada trade imkanı için daha derin tahtası olan Koza ve İpek'e var. Orada da çarpanlarına bakıyorum aslında. Biri diğerinden geri kalmışsa onu tercih ediyorum. Hemen bir bakalım şurada. Koza'nın şu an çarpanı 6.19. İpek'in çarpanı 6.76. Koza şu an için birazcık daha avantajlı gözüküyor. Kozal'a bakalım. Kozal'da çarpan 6.45, tam ortalarında. Dediğim gibi ben yatırım amacıyla Kozal'ı tercih ediyorum. Ama trade edecek olsam şu an Koza'yı tercih ederdim İpek'edense. Şimdi net dönem kârı tarafı, 470 milyonluk bir net dönem kârı geldi. Piyasa beklentisi burada birazcık daha düşüktü. 410 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da sebebi aslında şirketin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalar. Yani şirket dedi ki geçen yıl biz artık özellikle Söğüt'ün de gübre fabrikalarına kaptırılmasından sonra dediler ki biz maden arama faaliyetlerine birazcık daha özen göstereceğiz. Dolayısıyla üretim tarafında bir miktar düşüş yaşayabiliriz. Tabii kurumların da bizlerin de beklentileri burada aşağı çekildi. Bu çeyrek için 55 bin ons civarında bir üretim bekleniyordu. 61 bin onsluk üretim yapmış şirket.
Bu tabii ki beklentinin üzerinde bir net kâr gelmesine sebep oldu. Fabrik tarafı yine net kâra paralel. Ciro tarafı da. Yani bunlara çok bakmaya gerek yok. Bu iki çeyrek dediğim gibi rekor üretimin yapıldığı çeyrekler. O yüzden buraya göre geri çekilmeler var. Ama net dönem kârı 6 aydan 6 aya bakıldığında geçen yılın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Buradaki en önemli hikaye burası. Şimdi şirketin biliyorsunuz bir sahiplik sorunu var. Bu sahiplik sorunu devam ettiği sürece şirketin temettü dağıtması mümkün değil. Dolayısıyla burada elde edilen kârın tamamı nakit olarak şirket kasasında duruyor. Yani şu an net borç, net nakit pozisyon 5 milyar TL'nin üzerine çıkmış durumda. Yılın sonunda bunun 6 milyarın üzerine çıkmasını bekliyorum ben. 6,5 milyara yaklaşmasını bekliyorum hatta. Şu an için şirketin piyasa değeri bir saniye hemen bakalım. 12 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. 12 milyarın birazcık üzerinde bir piyasa değeri var. Yılın sonunda 6 milyar TL'nin üzerinde şirketin net nakdi olacak. Dolayısıyla neredeyse piyasa değerinin yarısı kadar nakit olan bir şirketten bahsediyoruz. Böyle fırsatlar çok bulunmaz borsada. Bu sahiplik sorunu çözüldüğünde muhtemelen çok farklı fiyatlarda göreceğim şirketlerden bir tanesi. Ama şu an için bu fiyatlarda maalesef fiyatlanıyor. Bakın bu FDFO 3.42 yılın sonunda o nakit dediğim seviyelere gelince bu da 3'lerin altına gelecek ister istemez. Eğer fiyat buralarda kalırsa ki kalmasını çok mümkün görmüyorum ben. Marjlar tarafı burada çok önemli aslında çeyreklik olarak. Çünkü siz üretimi kıstığınızda marjınız ister istemez azalıyor. Şirketin bu çeyrek marjları toparlandı. Bunun arkasında aslında altın fiyatlarındaki iyileşme var. Üçüncü çeyrekte bundan da iyi olacak. Çünkü altın üçüncü çeyrekteyiz şu an ve 2000 dolarların üzerine gelmişti. Şimdi 1900'lerde devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgütü bu Rusların çıkarttığı aşıyı kabul etmezse, eğer testlerden geçemezse bu aşı, muhtemelen yeniden 2000 doların üzerindeki fiyatlamaları görürüz. Çünkü 2000 doların altına atan sebep oydu. Diğer tarafta İngiltere, Amerika tarafında aşı çalışmaları var ama onların da işte sonuçlanmasının yıl sonunu bulması bekleniyor. Dolayısıyla burada altın tarafındaki risklerin altının diğer taraftaki korona tarafındaki riskleri fiyatlamaya devam ettiğini görüyoruz. Diğer tarafta Amerika ile Çin arasındaki o gerginlik de teknoloji hisseleri üzerinden, teknoloji şirketleri üzerinden devam eden gerginlik de altının fiyatını yukarı çekiyor. Dolayısıyla üretim düşmüş olmasına rağmen, ons başına maliyetler şirket tarafında yükselmiş olmasına rağmen altındaki yükseliş buradaki marjların korunabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz bir sonraki çeyrek bunun da üzerinde bir brüt kâr marjı, yine buranın da üzerinde bir net kâr marjı, pardon fabrik marjı görme ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. Zaten inanılmaz bir net kâr marjı var şirketin. Brüt marj da çok yüksek. Yani dünyanın en ucuz altın çıkaran şirketlerinden bir tanesi Koza Altın. Buralara zaten bakmaya gerek yok. Yani bir borç problemi olmadığı için. Bakın burada gene 18 tane kriterin 17'sinden yeşil almış. Sadece net kâr marjı geçen yılın altında kalmış şirketin. Zaten onu da şurada görebiliyorsunuz. 3 puanlık bir geride kaldığını şirket net kâr marjının. Evet, Kozal tarafını da geçtik. Deva var soru. Deva aslında aklımdaydı. Cuma gelen finansallardan bir tanesi. Deva'ya da bakalım. Evet, çeyreklik rakamlar bir miktar aşağı gelmiş. Yani şu ilk çeyrekten sonra Deva'yı konuşmuştuk webinarlarda. O webinara katılanlarınız varsa hatırlar. Demiştim ki bunun gibi eğer geçirecekse 4 çeyrek daha fiyat çok ucuz. Ama böyle geçmeyecekse bu sefer fiyatlar pahalı demiştim. İyi geçirmiş. Yani bir önceki çeyrek kadar iyi değil. Ama ondan önceki kendi standartlarına göre baktığımızda şirketin ortalamasının çok üzerinde rakamlar var. Piyasanın nasıl tepki vereceği konusunda değilsek bence çok beğenmeme ihtimali var. Çünkü ikinci çeyreğin ilk çeyreğe paralel gelmesini bekliyordu piyasa diye biliyorum. Yani buradaki ciro düşüşü yaklaşık 80 milyonluk. Yine burada Favek tarafında 25 milyonluk düşüş. Net kârda da 40 milyona yakın düşüş var ilk çeyreğe göre. Dolayısıyla piyasanın nasıl tepki vereceği elbette kesin olarak tahmin etmek mümkün değil. Ama ben piyasanın bu tabloyu çok da seveceğini sanmıyorum. Çünkü fiyatlama birazcık daha şu ilk çeyreği bundan sonraki çeyreklerde sürme ihtimaline göre yapılmıştı. Zaten çarpanlar Deva'nın geçmişine göre çok yüksek. Yani ben Deva'yı genelde 6 FK,
4,5-5 FD Favök'le fiyatlandığını hatırlıyorum genelde. Yine PDD tarafında 2,5'lar falan oluyordu. Şimdi burada ciddi bir fiyatlama var. 3,6 sermaye kârı da 40. Yani şirkete ucuz demek çok doğru değil şu an için. İlk çeyrek gibi gelseydi rakamlar muhtemelen yönün yukarı doğru devam etmesini beklerdim. Hektar sorusu var. Birazcık daha bu arada sorular üzerinden gideyim. Çünkü vaktimiz azalıyor. Birazcık da sorularınıza cevap vermiş olayım. Hektaş, evet Hektaş maalesef hayal kırıklığı bir tablo açıkladı. Yani görmüşsünüzdür zaten 270'ten 200'e düşen ciro. Favök tarafı maalesef 77'den 45'e. Burada da %6'lık da bir düşüş olmuş bu arada Cuma günü. Cuma bakmamıştım Hektaş'a. Kötü bilanço geldiğini görmüştüm. Net karında 12 milyona kadar düştüğünü gördük. Bu arada özür diliyorum. Bir önceki çeyrekle kıyasladım. Çok yanlış, çok büyük bir hata. Benim yapmamam gerekir. Bir önceki yılla bakmam lazım. Çünkü Hektaş'ta ciddi ciddi bir mevsimsellik var. Ama geçen yılın da rakamlarının altında kaldığını görüyoruz. Hektaş'ın en önemli özelliği budur. Her çeyrek, bir önceki yıl, bakın o mevsimselliği burada net şekilde görebilirsiniz. Her zaman ilk çeyrek yeni çeyrektir. Son çeyreğe doğru ciro azalır. Bu yine bu şekilde devam ediyor. Ama normalde yıldan yıla hep büyüme görürüz. Yani bu buraya göre daha düşüktür, bu buraya göre daha düşüktür. Herkes her çeyrek bir önceki yılın aynı çeyreğini geçer. Burada ilk defa geçmiş ama çok ucundan. Yine aynı şeyi burada da görebilirsiniz. Bakın ciddi bir mevsimsellik var. Ama bu sefer geçen yılın favorinin altında kalmış. Normalde kalmaz. Bakın, bir önceki yıla göre bakarsanız artış var. Bir önceki yıla göre artış var. Her dört çeyrekte de bunu başarır şirket. Bu sefer yapamamış. Buraya net kâra dönelim. Yine aynı görüntüyü görüyorsunuz. Bu sefer yine geçen yılın ikinci çeyreğinin çok çok altında bir net kâr rakam var. Dolayısıyla bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ben zaten çok pahalı olduğunu daha önce söylemiştim. Hala pahalı. Yani 21 FK, 17 FD Favök. Tabii ki arkada ciddi bir büyüme potansiyeli var. Bu potansiyelin fiyatlandığını biliyorum. Ama bu büyümenin birazcık da finansallara yansıması gerektiği kanaatindeyim ben. Dolayısıyla %6'lık düşüşüne rağmen hala aşağı yönlü potansiyelinin bir miktar olduğunu düşünüyorum. Evet, sorularla ilerledim deyince bir sürü soru geldi. Evet, Özak'ı yorumlamadım. Küçük bir Özak'a bakalım. Ya aslında Özak gibi şirketleri Fintables'tan yorumlamak çok kolay değil çünkü gayrimenkul şirketlerine bilanço dipnotlarına bakmak lazım işte teslim edilen adetler vesaire. Asıl konu orada. İkinci çeyrek yine iyi geçti. Burada gayrimenkul Nisan-Mayıs çok kötüydü. Haziran'da gelen kredi paketiyle, faiz paketiyle ciddi bir toparlanma olmuştu. Özak da burada ciddi yararlandı. Ama burada öyle bir şey var ki şimdi siz evi satıyorsunuz ama evin tapusunu vermediğinizde yani teslimatını yapmadığınızda bunu cirolaştıramıyorsunuz. Yani satışlara çeviremiyorsunuz. Dolayısıyla buradaki rakam aslında ikinci çeyreğin satış rakamları değil. Birazcık daha önceden kalanlar ve ikinci çeyreğin başında yapılan satışlar, tapusu teslim edilen satışlar. O yüzden burada ertelenmiş gelirler olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani bu net kar bir sonraki çeyreklerde daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Yani o Haziran satışlarının tapuları büyük oranda 3. 4. çeyreğe kalacak tapu teslimleri. Dolayısıyla kar birazcık daha o çeyreğe kalacak. Çarpanlara söyleyecek bir şey yok. 3 FK çok düşük zaten. Piyasa değeri defter değeri 0,49. Yeni projesi olan bir şirket. Gayrimenkul şirketlerinin en büyük problemi borç genelde. Borç tarafında problemi olmayan bir şirket. Dolayısıyla aslında iyi bir finansal rapor diyebilirim. Bilanço sabahı da aslında iyi açmıştı. %3'e yakın bir yükselişi vardı ama piyasa bozunca tam tersi aşağı geldi. Eksi kapadı. Cuma yine eksi kapadı. Sayasa bakabilir miyiz? Hiç bilmediğim bir şirket yani ne bakmasak daha iyi. Despeci yorumlayabilir misiniz? Evet, Despeç benim hayal kırıklıklarımdan bir tanesi bu çeyrek açıkçası. Çünkü yani işlerin yolunda gittiğini biliyorum. Ciro tarafında özellikle ki orada yanılmadım. Ama netkar tarafında ciddi yanıldım. Ben bu kadar olmasa da çünkü burada kur etkisi de var. En azından Favio'nun geçen çeyreğe paralel 6'lar civarında. Yine netkarında buradaki kur etkisi çıkmış haliyle 6 civarında gelmesini beklerdim. 3,7 netkar. 4,2 Favök geldi. Hala yani yıldan yıla bakarsanız çok çok iyi bu arada. Yani bakın geçen yıl 56 milyon ciroymuş ikinci çeyrek 120 milyon. Favök 2,7'ymiş 4. Burada 3'ten 3,600'e. Ciro tarafındaki bu artış çok önemli. Şirket gerçekten bir kabuk değiştiriyor.
Hani birazcık daha orta vade için makul olabilir ama bilanço dediğim gibi bir hayal kırıklığı yarattı. Dolayısıyla fiyatlamada da sert şekilde aşağı geldi. 8.37 idi bilançodan önceki günkü kapanışı. Bilanço geldi ve 7 liraya kadar düştü. Bundan sonra artık hani daha fazla düşmesini beklemek çok doğru değil. Çarpanlar bir miktar yüksek, evet. Ama dediğim gibi buradaki büyümenin, şu özellikle ciro tarafındaki büyümenin fiyatlandığını da net şekilde görebiliyoruz. Yani benim indesi beğenme sebeplerinden bir tanesi de Despeç'ti aslında. Burada birazcık hayal kırıklığı yarattığını söylemem lazım. Despeç bilançosunun Arçelik sorusu var hemen arkada. Evet, Arçelik iyi finansallardan bir tanesi. Galiba ilk gelen büyük şirket Arçelik'ti. Bu çeyreğe Arçelik'le başladık diye hatırlıyorum. Burada token finansal hizmetlerin satışından elde edilen tek seferlik bir kar var. Dolayısıyla o konuyu bir cepte tutalım. Çünkü şuradaki net kar artışı aslında gerçek değil. Bunun 220 milyonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten token finansal hizmetlerden geliyor. Onu çıksak aslında net kar düştü bile diyebiliriz bu şirket tarafından. Kim hatta orada çeyreklik gelir tablosunda onu ayrı bir kalem olarak vermişlerdir diye düşünüyorum. Evet burada. Doğru hatırlıyormuşum. 220 milyon civarındaymış. Burada 220 milyonluk bir yatırım faaliyet geliri var. Dolayısıyla aslında bunu çıksak geçen yıl çeyrekten çok da iyi değil. Ama beyaz eşyanın daha da kötü gitmesini ben tahmin ediyordum diyebilirim. İnanılmaz bir iç pazarda toparlanma var burada. Yani şirket yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etmek yerine bir kısmını yukarı yönlü revize etmiş. Burada yurt dışında %5'lik bir daralma bekliyorlar ama yurt içi pazarda büyüme bekliyorlar. Yani gariptir ki bizim halkımız kriz yılında inanılmaz bir tüketim çılgınlığına girdi. Aslında çok da garip değil. Bunu mevcut faiz politikaları bu hale getirdi. Yani kredi faizleri o kadar düşürüldü ki enflasyonun %12 olduğu bir ülkede siz %8 ile 9 ile tüketiciye kredi verirseniz tüketici tabii ki bu parayı alıp harcar. Bu da tabii ki dayanıklı tüketim mallarına, otomotive, gayrimenkule yarar. Evet sektörleri hareketlendirdi. Yani hükümet burada istediği amaca ulaştı. Ama diğer tarafta da bir kredi riski bankalar açısından oluştu diye düşünüyorum ben. Ama bu şirketlere yani Arçelik'e de mesela Vespe'ye de bakalım. Bir küçük. Vespe'ye de Arçelik'e de yaradı. Bakın ciro bir önceki çeyreğin ne kadar üzerinde. Fabrik yine öyle. Ve burada az önceki gibi token finansal hizmetler falan satışı da yok yani. Gerçekten elde edilen net kar bu. Elde edilen fabrik bu. Yani beyaz eşya sektörü çok hızlı şekilde toparladı. Jantsa. Jantsa. Evet. 110 lira. Evet. Çok çok güzel bir finansal açıklamıştı. Bir önceki çeyrek konuşmuştuk. İkinci çeyrek bu kadar iyi gelmesini beklemediğimi söylemiştim. Yine yanıldığım noktalardan bir tanesinde birlikteyiz. Şimdi otomotiv yan sanayine çalıştığı için aslında ben ikinci çeyreğin iyi geçmesini beklemezdim. Çünkü otomotiv sektörü ikinci çeyrekte çoğu yerde fabrika duruşlarıyla hatta en fazla fabrika duruşlarının olduğu sektördü. Ama bizim yine yurt içindeki toparlanma otomotiv tarafında pazarın geçen yılın %50 üzerinde seyrediyor olması. Yine Jantsa traktör tarafında biliyorsunuz özellikle faaliyet gösteriyor. Tarım araçlarının jantları tarafında. Yine o tarafın beklenenden daha iyi gitmesi ki Türk traktör finansallarında da biz bunu net şekilde görüyoruz. Onlar da yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize ettiler. Jantsa da finansallarını yukarı doğru taşımayı başardı. Evet çarpanlar yüksek. Yani bu çarpanlar çok çok yüksek bu şirket için. 13 FK, 14,5 FD Favök. Ama bilanço güzel. İşmen bilançosuna bakacak mıyım? İşmen bilançosuna bakalım. İşmen çok iyi finansal açıklayıp ceza yiyenlerden bir tanesi. Yani ciroya falan bakmaya gerek yok tabii ki. Yani doğru değil. Aslında Favö'ye de bakmaya doğru değil. Burada ayrıca kurum işini genel konuşalım. Info sormuşlar. Info hakkında yorum yapmam yasak maalesef. Aracı kurumların bu dönemde işlerinin iyi gittiğini söyleyebilirim ama yani işmeni anlatayım. Sizi info ile ilgili çıkartmak istediğiniz notları çıkartabilirsiniz orada. Şimdi aracı kurumların işleri neden iyi? Çünkü yatırımcı sayısı gitgide artıyor. Bunun ciddi bir katkısı oldu. İkinci çeyrek bu kadar kar geldi diye. Bu arada bu üçüncü çeyrekte böyle gelmeyecek. Onu net şekilde söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz bazı kurumlar ellerinde tuttukları öz kaynaklarla pozisyon da açarlar. Yani böyle yüksek öz kaynağınız varsa, yani bizimki böyle değil. Böyle yüksek öz kaynağınız varsa siz property trading dediğimiz şey yani varlıklarınızla da trade edersiniz piyasada.
Burada hisse senedi pozisyonunu açarsınız, Eurobond pozisyonunu açarsınız, tahvillere de girersiniz, opsiyonlara da girersiniz. Dolayısıyla buradan da kar ya da zarar elde etmeniz mümkündür. Şimdi ilk çeyreğin sonunda, yani Mart'ın sonunda biliyorsunuz biz pandemiyle boğuşuyorduk ve fiyatlar dip noktalara çok yakındı. Dolayısıyla ilk çeyrek şirket buradan zarar etmişti. Yani aslında şundan daha iyi bir ilk çeyrek gelecekken o property trade yüzünden, yani elinde tuttuğu finansal pozisyonlar yüzünden düşük kar açıklamıştı. İkinci çeyrekte biliyorsunuz bütün piyasalar toparlandı. Yani hisse senedi piyasaları da toparlandı, tahvil piyasaları da toparlandı. Bu toparlanma ne getirdi beraberinde? Varlık fiyatlarının yükseliş ve varlığıyla trade eden şirketlere de yüksek net kar. Yani bu bir sonraki çeyrek böyle gelme ihtimali yok. Onu net şekilde söyleyeyim. Bu kadar kötü de gelmez, bu kadar iyi de gelmez. Ama kurumların işleri genel olarak iyi. Çünkü hacimleri görüyorsunuz çok çok iyi seyrediyor. İşte kredi talepleri yine keza aynı şekilde iyi. Dolayısıyla işveni hala beğenmeye devam ediyorum. Çarpanı da hala düşük şuradaki tek seferlik gelire rağmen. İnfo değerlendirebilir misiniz? Değerlendiremiyorum. Dediğim gibi Güneş Sigorta ve Halkbank. İkisi de uzmanlık alanında değil. Yani ne sigorta işi ne bankacılık işi. Netaş'a da bakalım, size zahmet. Netaş. Netaş'ı da pek bilmem aslında. Yani çok uzun zamandır zarar ediyor şirket. Yani ne desem bilemedim. Dediğim gibi hiç bilmediğim bir şirket aslında Netaş. Güneş İşmen, İşmen konuştuk. Alarko Geyo. Alarko Geyo. Alarko Geyo değil de Alkar çok güzel bilanço getirdi bu arada, onu söyleyeyim. Yani sürpriz iyi geldi. Son çeyrekleri çok kötü geçiyordu çünkü burada 11 milyonluk kar. Gayet iyi bir rakam. Al Geyo'ya bakalım. Yani bu şirket de aslında bir Geyo şirketi değil. Yani bu şirket bir, ne denir ona, nakit bolluğu içerisinde yaşayan bir şirket. Bu nakit bolluğu içerisinde de sürekli olarak elindeki nakitin bulunduğu dövizden, eurobondlardan para kazanan, diğer tarafta da faizden para kazanan bir şirket. O yüzden eurobondların fiyatları arttıkça ya da işte dolar yükseldikçe de hep yüksek kar elde etmeye devam edecek. 2FK ama fiyatlanan bir şirket. 0,50 PTT'de. Yani ucuz bir şirket. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok bence burada. Hektaş'ta bir bedel daha. Bedelli beklemiyorum. Öyle bir beklentim yok. Şişe, Fade. Şişeyi birleşmeden sonra konuşmak istiyorum. Fade, yani Fade'nin konuşacak bir şey yok. Bilançosu yok. 7 tavan oldu galiba Fade'de de maşallah. Ford Uşak. Bu arada soruların sınırı yok. Biz de süremizin birazcık sonuna geldik. Son, yani bir saatlik planlamıştık bunu. Önümüzdeki hafta inşallah devam edelim. Sorusunu cevaplayamadığım herkesten özür dileyim şimdiden. Önümüzdeki hafta inşallah cevaplayacağım. Hedef girişim sorusu var. Yine yasak olan yerlere giriyorsunuz. Hedef girişimde benim ortaklığım var. Fintables üzerinden. Dolayısıyla onların hissesi hakkında da ortaklığım dolayısıyla yorum yapmam mümkün değil. Görüşmek üzere. Webinarın kaydını aldım. Webinarın kaydını kapatayım şurayı da. Webinarın kaydını YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah bu akşam yüklerim. YouTube linkini de size göndereceğim. Size özel olarak oradan da yeniden tekrar izlemek isterseniz ya da başını kaçırmış olabilirsiniz. Arada çıkmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Oradan yeniden izleyebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta pazar günü aynı saatte yine saat 21'de görüşmek üzere.